Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Almanya hükümetinden, Almanya hükümet sözcüsünden bir son dakika açıklaması var Türkiye ile ilgili olarak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Yunanistan için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bununla ilgili olarak Almanya hükümet sözcüsü bakalım neler söylüyor. Almanya hükümet sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili olarak şunları söyledi. Uzun uzun konuşmamız gerektiğine inanmıyorum dedi. Sözcü, komşuları tehdit etmeyi veya düşmanca açıklamalarda bulunmayı doğru bulmuyoruz dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Scholz'un da nasıl yanıt verdiği gazeteciler tarafından sözcüye soruldu. Şunu söyledi. Her açıklamayı uzun uzun konuşmuyoruz. Bu ve benzeri açıklamaları yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin yaklaşımını doğru bulmuyoruz diyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Türkiye'nin yaklaşımını doğru bulmaması gayet normal. Neden? Çünkü Almanya'da Türkiye'nin önünde bir set olarak durmayı doğru biliyor. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olan, benim bir diğer ifademle Avrupa Birliği'nin soytarısı olan Yunanistan'ın mutlak surette Ege Denizi'nde hakim olmalarını istiyorlar. Türkiye'nin ekonomik olarak hiçbir adım atmasını istemiyorlar. Şu anda Almanya 100 tane tankını Ege adalarında Türkiye'ye karşı konuşlanması için Yunanistan'a hibe olarak verdi, hediye etti. Neden? Türkiye'ye karşı güçlü olsunlar diye. Uluslararası sözleşmelerde Ege adalarında silah ve asker bulundurulamaz. Her seferde hukuktan, adaletten bahseden Almanya Yunanistan'a 100 tane tank hediye ederek bu adaların silahlandırılmasına katkı sağlıyorlar. Tabii ki sözcü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından rahatsız olabilir. Arkadaşlar bakın, ben siyaset yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Siyasetçiler bugün var, yarın yok arkadaşlar. Asıl olan devlettir, millettir. Şu anda Doğu Akdeniz'de bizim petrol ve doğalgaz aramamıza müsaade etmiyorlar. Neden? Türkiye'nin gelişmesini istemiyorlar. Açık ortada. Almanya aslında enerji konusunda acınacak halde ama kendinden haberi yok. Şu anda bir polyanacılık oynuyorlar. Rusya doğalgazını kesti. Vatandaşına şu anda geçen yıla göre 3 katı fazla oranda doğalgaz faturası ödüyor. Bu sözcünün, bu hokkabazın önce vatandaşın bu enerji sorununu nasıl çözeceğine dair yorum yapması gerekiyor. Kalkmışlar, biz Türkiye'nin açıklamasını doğru bulmuyoruz diyorlar. Siz Yunanistan'a aynı açıklamayı yaptınız mı? Siz Almanya'da çalışandan, emekliden, esnaftan kesmiş olduğunuz vergileri Yunanistan'a hediye olarak vermediniz mi? Yunanistan'ı bataklıktan kurtarmadınız mı? Geriye alabildiniz mi bu milletin parasından kesilen, bu Yunanistan'a verilen paraları? Arkadaşlar, özellikle Almanya'dan izleyen, beni izleyen kıymetli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Gözünüzü açın kardeşim. Bunların hepsi yalancı. Bu siyasetçilerin hepsi bir oyun peşinde. Türkiye'yi eleştiriyormuş. Sen önce vatandaşını şu doğalgaz sorunundan bir kurtar bakalım. Elektrik sorunundan bir kurtar bakalım. Utanmıyor musunuz? Yunanistan'a tank vermeye, top vermeye, tüfek vermeye, silah vermeye utanmıyor musunuz? Sözü gelince ne diyorsunuz? Türkiye bizim müttefikimiz. Nasıl bir müttefiklik? Ben hayatımda ne gördüm ne de duydum. Bunların hepsi Türkiye'nin gelişmesini engellemek için yapılan adımlar. Ege adalarında 11 tane adayı Yunanlılar Amerikalılara verdiler. Türkiye'ye karşı silahlanıyorlar. Ne diyelim? Almanya'daki sözcü çok güzel konuşmuş mu diyelim? Bu Avrupa Birliği'nin soytarısı olan Yunanistan'a her türlü desteği veriyorlar. Ama şunu unutmayın. Hiç kimsenin gücü Türkiye Cumhuriyeti devletine de milletine de yetmeyecekler. Türkiye bir Ukrayna değil. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Hiçbir şeyimiz olmasa da, aç da kalsak, kanımız da aksa, canımızı da versek, bunu Avrupa'nın bilmesi gerekiyor ki bir karış ne toprak ne de bizim mavi vatanımızdan bir damla su alabilirsiniz. Yok böyle bir şey. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar,
mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz, yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki, biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. Bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki, bak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim, hem eşimin, hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz, birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın, bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu: 3 bin euro vererek, devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 bin vererek de emekli olan da var. 10 binde, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3 bin ödüyor. Veli'nin durumu farklı, 5 bin ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak, çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz: ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur, 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya, bakın. Sadece 120 euroya siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun, cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın, tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada, banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde
yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun, hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti. Hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler, onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz, indirim hakları var, 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın, yaşımız genç, bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte bir gün gelecek, kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.